Evet efendim, dün geceden itibaren aslında görüntüler durumu özetliyor. İstanbul adeta sağanakla mücadele ediyor. Bugün nasıl havalar? Kritik mi? İşte öğle saatlerinde yine bastırdı, sonra biraz hafifledi. Hafta başında İstanbul'u nasıl bir hava bekliyor? Detaylarını konuşacağız. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öster, ki kendisi bize aslında böyle bir yağış beklediğini de paylaşmıştı bayramdan hemen bir gün önce Hüseyin'le yaptığımız yayında. Hüseyin, iyi bayramlar, kolaylıklar. İyi bayramlar Mehmet Akifaşoğlu. İstanbul'la başlayalım. Ne bekliyoruz? Daha ne kadar sürecek? Tabii. Burada Esenyurt çevresinde ciddi bir yağış aldık. Önce şunu söyleyelim. Meteorolojik olarak Sarıyer bölgesinde 120 milimetre yağış ölçtü istasyon. Esenyurt çevresinde ise 84 milimetre, ama bu daha fazla olduğu bir yerde var. Yani istasyon orada olduğu için öyle ölçtü. 100 milimetreye ulaştı. Yani 100 milimetre yağış düştü İstanbul'a. Bakın, bu bütün yaz boyunca düşen yağışın toplam miktarına aşağı yukarı eşit ve bu tip hadiseleri biz her ay Haziran'da da bir tane vardı. Bu şekilde yaşıyoruz. Burada bir derenin taşması sonucu, daha doğrusu biz onu dereyi buradan akacaksın demişiz inşaat ve daraltarak yaparak çalışmayı. Fakat dere taşıyor bu kadar 100 milimetre yağışta. Belki Çok güzel ifade ettin Hüseyin valla. Çok güzel ifade ettin. Biz dereye buradan akacaksın demişiz. Dere de akmamış. Evet, akmamış. Yani üstte çıkmış. Bu zemin katlara Mehmet Akifarsoy kaçınılmaz bir şekilde su dolduruyor. Yani bu kadar bir miktarda yağış bu Esenyurt'ta, Bağcılar'da. Aslında bir de yeni havalimanımızın yapıldığı ve Sarıyer'e sokulan o bölümde en kuvvetli yağışları ortalama olarak bu alanda alıyoruz. Bu yaz sağanakları, bahar sağanakları. Boğaziçi çevresi ve Anadolu yakası da yağmurdan etkilendi. Ciddi bir özellikle böyle can kayıplı bir hadise olmaması da önemli. Meteorolojik olarak bakıyoruz olaya, ama yönetimsel olarak da bakılabilir. Sen de baktın. Ama bu derelerin taşacağını, daha doğrusu bir derenin taşıp taşmayacağını yetkili en üst mercide bir gece öncesinden, iki gece öncesinden meteoroloji tahminlerine bakarak dahi anlayamıyor. Hangi derenin taşacağını, nerede ne olacağını, bu 100 milimetre yağış düştü fakat nerede ne olacak soru işareti şeklinde duruyor. O yüzden meteoroloji uyarı yayınladığında çeşitli kurumlar, başta AFAD olmak üzere ve belediye, AKOM olmak üzere teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürüyor. Yani burada ben aslında can kaybı olmadığı için özellikle oldukça ucuz atlattık diyorum. Ben bu durumun iyi gittiğini düşünüyorum bireysel olarak. Bu yağış miktarını düşündüğüm için. Eğer daha az bir miktarda konuşsaydık, ayrı, bakın 120 milimetre diyorum bir gecede neredeyse, fazla efendim. Bu İstanbul gibi sıkışık nüfuslu bir yere çok fazla. Giresun'a yağsa, Rize'ye, Trabzon'a yağsa 120 milimetre böyle olmayabilir ki, o dereye yağsa çevresinde orada da oluyor zaten. Ama Kastamonu sellerinde biz 400 milimetrelere çıktık. İnanılmaz yüksek su miktarlarına çıktık. Bunları da yaşayan bir ülkeyiz. Bu İstanbul gibi, Bursa'da da su baskınları yaşandı. Çok sıkışık, daracık sokakları olan semtlerde kaçınılmaz oluyor bu hadiseler maalesef. Yağışlar ara sıra böyle 100 milimetre, 100 milimetre geleceğe de benziyor. Yani bizim tarihimizde var da gelecekte işte senaryolar var. Bu iklim değişikliğiyle ilgili, bizi nereye götürürle ilgili, bunları şimdi çok açmayalım, ama özetle şu: daha fazla sayıda bu tip yağış düşebilir. İstanbul'a da düşebilir. Kocaeli, Bursa'ya da, işte Çanakkale, Balıkesir de iyi değildi. Afyon, Ankara'da da öyle. Ama diğer yerlerde açık ve güneşli bir hava vardı. Yine öyle kalıyor. Gelecek hafta içinde de çoğunlukla pazartesi özellikle yağıştan ayrılıyor bu batıdan. Güneşli bir 3 gün geçireceğiz. Ya bir de perşembe günü var bu hafta. Ona da bakalım. Perşembe günü de kuvvetli yağmurlu bir hava gösteriyor İstanbul için yine. Şu anda gördüğünüzde anlık olarak yağışları gösteriyor. Şu dakika itibariyle nerede? Yeşil alanlarda yağış var. Bakın, güneybatıdan kuzeye doğru çıkıyor. Konya etrafı, Ankara'ya doğru. Biraz da Batı Karadeniz, İstanbul'un doğusu kaldı. Geceden bu yana ise çok daha şiddetli. Bu renkler yeşil değil, sarı, kırmızıya, turuncuya, kırmızıya dönüyordu. Yani daha şiddetli yağışı gösteriyordu. Açık yeşil olanlarda daha zayıf yağış anlamına geliyor bu. Dolayısıyla tehlikeli bir 24 saat geçirdi Marmara bölgesi. Yıldırımlar düştü, şimşekler çaktı. Defalarca, yani 7000 diyorlar ama o tabii lümeni ışığı derken Marmara'da biz tamamını görmüyoruz. 10.000'i de geçmiş olabilir. Bu çok yüksek elektrikli, tehlikelisi de zaten burada. Bunun deşarj olması sırasında pek çok dolu yağışı, hava olayı, fırtına, hortum vari, yani çok tehlikeli bir gece atlattık, gün atlattık. Yine böyle atlattığımız için iyiyiz diye düşünüyorum ben. Böyle bir durumdayız yani Mehmet Akif, sorun yoksa ben özetlemeye çalıştım. Hüseyin, teşekkür ederiz. Şimdi bayram tatilde sürüyor. Yurdun geri kalanındaki hava durumu da böyle büyük bir risk yok gibi, öyle mi? Evet. Daha sakin. Rüzgar konusu var Mehmet Akif. Ege açıkları ve Çanakkale, ama yağmur ve şiddetli bir hava olayı bu gelecek 3 gün beklemiyoruz. Peki, teşekkür ediyoruz Hüseyin Öster.
Sağ ol. Evet, beklenen bir yağıştı. Hüseyin'le de konuşmuştuk. Böyle bir sonuçla karşılaştık. Çok şükür büyük bir problem yok. Yani İstanbul'a beklenenin üzerinde, kapasitesinin üzerinde yağmur yağdı.